geldiniz. Bu videomuzda sizlere keçeden yeni doğan bebek magnetini uygulamalı olarak göstereceğim. Daha önce yapmış olduğum iki model var. Size bu videomuzda kırmızı modelin aynısını uygulamalı olarak göstereceğim. Malzemelerimiz bir parça kalın keçe, bir parça da süslemek için kırmızı keçemizi, bebek kafasını yapmak için de bu rengi tercih ettim. Gözlerini yapmak için etamin ipi, arkasını yapıştırmak için mıknatıs, yapıştırmak için bali, mıknatısı yapıştırmak için de silikon tabancamız, makaslarımız ve cetvel. Kalıp içinde ben su bardağını tercih ettim. Hemen su bardağımızı kalın keçemizin üstüne koydum ve etrafından çiziyorum. Çizdiğim yerden hemen nervur makasıyla kesimini yapıyoruz. Evet, bunu kestik. Hemen orta kısmını buluyoruz. Dörtte birini kesiyoruz. Onun için hemen orta kısmını buldum. Buradan da bir orta kısmını alayım. Şöyle orta kısmını şöyle bir çizimini de yapayım. Keçemizin dörtte birini yine nervur makasıyla ortadan çıkarıyoruz. Evet. Süslemek için hemen kırmızı keçelerimi yine nervur makasıyla kesiyorum. Hemen yapıştırmaya geçebilirim. Evet, böylelikle de parçalarımızı da yapıştırmış olduk. Şimdi arabanın tekerlek kısmına geldik. Hemen kırmızıdan iki tane yuvarlak çıkartıyorum. Şöyle kalıpla da yapabilirsiniz. Kalıpsız da yuvarlak kesebilirsiniz. İkiye katlayıp kestiğim için iki tekerleğim de çıkmış oldu. Hemen üstüne bir de beyazından kesiyorum. Nervur makasıyla kesmek istedim. Düz makasla da kesebilirsiniz. Şöyle üstüne koyuyorum. Şimdi kahverengiden bir de biraz küçültmek istedim. Bir de kahverengiden bebek kafasını keselim. Bebek kafasını ben bir de düz makasla kesmek istiyorum. Şöyle yuvarlakla biraz karıştı. Şuraya geldi. Çekildi. Etamin iğnesinden ben bebeğin hemen gözlerini yapayım. Şöyle bir düğüm attıktan sonra. Birer ilmeği dikiş atıyorum. Arkadan hemen bir düğüm dedim. Kesebilirim artık ipimi. Bebeğimizin kafasında bir de fiyonkumuz var. Fiyonk yapalım oraya. Fiyonkumuzu da şöyle göstereyim nasıl yaptığımızı. Şöyle dikdörtgen bir parçayı ikiye katlıyorum. Şurada şöyle bir düzleştireyim. Şöyle orta kısmına iki parça üst üste olan yerden başlıyorum. İçeriye doğru girmeye çalıştım. Diğer tarafını da aynı şekilde. Şöyle.
şöyle açtığımızda sonu geldi. Şöyle bebeğimizin kafasına onu da yapıştıracağız. Şimdi yine yapıştırma işlemine geçiyorum. Evet, yapıştırma işlemimizi de bitirdik. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi mıknatısımıza. Mıknatısımız düşmesin diye bol sıkıyorum. Şöyle göstereyim size. Evet, magnetimiz hazır, bitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Başka bir el sanatları videomuzda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.